Sevgili arkadaşlar, bebek giysi kalıpları 2 modülüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pantolon çizimi yapacağız. 2-6 yaş ölçülerine uygun, beli lastikli olan bir modelimiz var elimizde. Beden, bel, kalça, pantolon boyu, oturuş yüksekliği ve paça genişliği ölçülerine ihtiyacımız var. Bu ölçüler modülümüzün ilk sayfalarında standart ölçü tablosunun içerisinde bulunmaktadır. Evet, işlemimize kağıdımızın sol tarafından içeriye girerek bir başlangıç noktası belirliyoruz ve buradan aşağıya pantolon boyu olan 37 cm'yi çiziyoruz. İşlem sırasının karışmaması için her yaptığımız işi numaralandırıyoruz. Başlangıca 1, model boyu ölçüsüne de 2 diyoruz. Bir noktasından aşağıya doğru çizgi üzerinde oturuş yüksekliği ölçüsünü arayacağız. 16,5 cm'yi bulup işaretliyoruz ve sağa doğru çizgimizi bir miktar uzatıyoruz. Aynı işlemi 1 ve 2 noktalarından da yapalım. Sağa doğru uzatalım noktalarımızı. Aldığımız ölçüleri muhakkak üzerine yazalım arkadaşlar. Evet, 3 noktası. Buradan yukarıya doğru oturuş yüksekliğinin 1/3'ünü alıyoruz. 16,5'un 1/3'ü. 5,5 cm. Bunu da sağa doğru uzatalım. 4 noktası diyelim buraya. 4 noktasından sağa doğru. Kalça 1/2 artı 2. Kalça 53 cm. 2'ye bölüp artı 2 cm ilave verdiğimizde 28,5 cm çıkıyor. 4 noktasından sağa doğru bu ölçüyü arayıp buluyoruz. Kalıbımızın sınırını oluşturuyor. Yukarıya kadar, bele kadar bunu uzatalım ve oturuş yüksekliği hizasına kadar. Bulduğumuz ölçüye 5 noktası diyoruz ve 4 ile arasındaki mesafenin tam ortasını buluyoruz. 28,5'un tam ortası. 14,2. Bulduğumuz noktayı bele ve oturuş yüksekliğine kadar uzatıyoruz. Sırayı modüldeki gibi takip edelim. Sağdaki çizginin diğer çizgilerle kesiştiği yerlere 6 ve 7 noktaları deniliyor. Bu bulduğumuza da 8 diyelim. Oturuş yüksekliğiyle kesiştiği yere de 9 diyelim. Buradaki çizgi ön ve arka kalıbı birbirinden ayıran çizgidir arkadaşlar. Şöyle üzerine yazalım. Sol taraf ön olacak, sağ taraf da arka. Ön ağ çizgisini bulacağız. 3 noktasından sola doğru kalçanın 1/10'u eksi 2. 3,2 cm'yi buluyoruz. 3'ten sola doğru. Bulduğumuz noktaya bir işaret ve aldığımız ölçüyü de yazıyoruz üzerine. Kalçanın 1/10'u eksi 2. 3,3'ü bulduk. 10 noktası. Aynı ölçüyü yukarıya doğru alıyoruz. 3'ten yukarıya doğru 3,3. Ve bulduğumuz noktayla 10 noktasını birleştiriyoruz. 11 noktası diyelim buraya. Çizdiğimiz çizginin tam ortasını bulalım ve 3 noktasıyla birleştirelim. 12 noktası. 10 noktasıyla 9 noktası arasındaki mesafenin tam ortasını buluyoruz. Ve bu bizim kalıbımızın ütü hattını oluşturacak. Çizgimizi aşağıya ve yukarıya doğru uzatıyoruz. Oturuş yüksekliğinde 13 noktası deniliyor buraya. Beldeki yerine 14, paçaya da 15 diyoruz. Hazır buradayken paça genişliği ölçüsünü alalım. Paça genişliğinin 1/2'sini alacağız. 22 cm'yi 2'ye böldüğümüzde 11. Eksi 1'i 10. 10 cm'nin yarısını 15'ten sağa, yarısını sola işaretliyoruz. Ve bulduğumuz noktaları 9 ve 10 noktalarıyla birleştiriyoruz. Evet, şimdi arka ağ çizimini oluşturacağız. 6'dan sağa doğru kalçanın 1/10'u artı 3 cm. 8,3 cm'yi buluyoruz. Mesafeyi 3'e bölüyoruz. Sıradaki işlemimiz 8,3'ü 3'e bölüyoruz. 19 ve 20 noktaları diyoruz buralara. 20 noktasıyla 7 noktasını birleştirip gelişine göre 1,5 cm daha beli yukarıya çıkartıyoruz. Ve 21 noktası diyoruz buraya. 20 noktasıyla 16 noktaları arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Aynı ölçüyü yukarıya doğru alıyoruz. Bulduğumuz nokta 22 noktası. Bunu 16 noktasıyla birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz çizgi 2'ye bölüyoruz. 23 noktasını bulup 20 noktasıyla birleştiriyoruz bu noktayı.
23 ile 20 noktası arasındaki mesafeyi de 3'e bölelim. İlk 1 bölü 3'ünü 23 noktasından aşağıya doğru işaretleyelim. Ve elimize kırmızı kalem alarak arka al çizimini gerçekleştirelim. Bel ölçüsünü hesaplayacağız. Belin 1 bölü 4'ü artı 1,5 pili payı. 4'e bölüp pili payı da ilave ettiğimizde 13,7 cm oluyor. Ve bunu bir noktasından sağa doğru çizmiş olduğumuz çizgi üzerinde arayıp buluyoruz. 13,7. Bu pay lastikli çalışmalarda büzgü payı olarak verilir arkadaşlar. Kemerli ise pili payı olarak kalır. Aynı işlemi 21 noktasından başlayacak şekilde aşağıda çizili çizgi üzerinde bel 1 bölü 4 artı 1,5 pens payı 13,7, 25 noktası. Kemerle çalıştığında bu 1,5 cm pens olarak yapılacak. Evet, şimdi kalça kavisi vererek 8 noktasıyla bu noktaları birleştiriyoruz. Bir noktasından 1 cm kadar aşağı inip ön beli biraz düşürelim. Hafif bir kavisle bel hattını çizelim. Ön ortası için 4 noktasından yarım santimetre kadar dışarıya çıkıyoruz. Ve bel hattıyla bunu birleştirerek aşağıya doğru uygun A kavisi vererek her iki çizgiyi de birleştireceğiz. İki aşamada olacak bu. Evet, 12'den 3'te 1'lik mesafe kadar içeriye girerse A'da sorun kalmayacaktır. Bakalım başka eksiğimiz, yukarılarda başka eksiğimiz yok. 9 noktasıyla 16 noktası arasındaki mesafenin tam ortasını bulalım. Arkadaki ütü hattı çizgisini oluşturalım. Noktamızı aşağıya kadar uzatıyoruz. Ve burada paça genişliği 1 bölü 2 artı 1'ini alıyoruz. 22 2'ye böldüğümüzde 11, artı 1'i 12. 12'nin yarısı 6 cm'yi sağa, yarısını sola işaretliyoruz. 16 noktasıyla bunu birleştirelim ve 9 noktasıyla da diğer tarafı. Kalıbımız bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Çıkarmış olduğumuz pantolon kalıbının üzerinden serileme yapmayı düşünürseniz şayet, belin ve kalçanın 8'de 1 ölçülerini almanız gerekecek. 8 tane yerden serileme yapılacağı için. Oturuş yüksekliği, pantolon boyu ve paça genişliği ölçülerine de ihtiyacımız olacak. Elimizdeki kalıp 68 beden ölçülerine göre. Beldeki seri farkı bütün bedenlerde 10'ar milimetre. Kalça seri farkında sadece iki beden arasında bir 20 milimetre, diğerleri de 10'ar milimetre olarak arada fark yaratmışlar. Küçülecek bedenler 2 tane. Seri farkları 10'ar milimetreydi. 8'e böldüğümüzde 1,25. Büyüyecek kalıplar 3 tane. 10 milimetrelik seri farkları var. 8'e bölündüğü zaman 1,25. Kalça seri farkında küçülecek bedenlerde 1 tane 10, 1 tane 20. Büyüyecek bedenlerde de 3 tane 10 milimetre. 1 tane 10'umuz var. 8'e bölünce 1,25. Bir tane de 20 var. 8'e bölünce 2,5. Ve 3 tane de büyüyecek kalıbımız var. 1,25 10'ar milimetreden. Burası da yine aynı. Oturuş yüksekliğine bakalım. Seri farkları bütün bedenler arası 5'er milimetre. Büyüyecek bedenler 3 tane. 2 tane de küçük bedeni buraya yazalım. Ve serilemeye başlayalım. Bütün kalıpları çıkarmayacağız. En büyük ve en küçük bedene ulaşmaya çalışacağız. Seri farklarını toplayarak 3 tane 1,25. Toplamda kaç ediyor? 3,75. Sıçrama noktasından sola doğru 3,75 işaretliyoruz. Kalçaya bakalım. Aynı ölçü 3,75 ve her ikisini birleştirebiliriz. Küçültme işlemlerinde 2 tane 1,25 2,5 ediyor. 2,5 buradan. 2,5, 3,5, 3,75 de kalçadan. Burada oturuş yüksekliği farkı var. Sıçrama noktasından dışarıya 3,75, aşağıya 10 milimetre. Küçük bedenler için sıçrama noktasından içeriye 3,75,
Yukarıya da 10 mm. Paça genişliği ve pantolon boyunu unuttuk. Onu da hemen bakalım. Paça genişliğinde 4'er mm. 1 bölü 4'ünü diyor. 3 tane 1 mm, 2 tane 1 mm. Pantolon boyuna bakalım. Pantolon boyu 30'ar mm, son beden 45 mm. 2 tane 30, 1 tane 45 mm. Boy ölçülerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi alıyoruz bunları. Evet, şimdi pantolon boyu için yukarıya 30-30, 60 mm. İçeriye de 1-1, 2 mm. Bulduğumuz noktayı kaldığımız yerle birleştirebiliriz. Şimdi büyük beden için 2 tane 30, 1 tane 45. Toplamda 7,5. Çizgimizi biraz uzatalım. 7,5. 2 milim de dışarıya çıkıyoruz. Ve bulduğumuz noktayla al birleştiriyoruz. Aynı işlemi diğer tarafta yapıyoruz arkadaşlar. Ölçüler değişmiyor. Evet, serilemede önde ne yaptıysak arkada da aynı işlem gerçekleştirilir. Bu işlemi kalıbımızın şablon halinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar. Kolaylıklar dilerim.